Günaydın herkese, merhaba, ben Kerem Çilli. Panel temizlik ve karşılaştırma videosu bugünkü konumuz. Karşılaştırma yapacağız. İki farklı tip panelimiz var. Sabah saatlerinde bu panelleri temizleyeceğiz. Bir tane kirli, bir tane temiz panelimiz olacak ve yüzdesel olarak bu temizliğin ne kadar etkili olduğunu size rakamlarla anlatmaya çalışacağım. Öğlen saatlerinde gördüğünüz gibi çok ciddi bir sıcaklık var. O yüzden bu temizliği ya sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde yapıyorum genelde. Sürekli panel yıkamak çok doğru bir yaklaşım değil ama panelleri hiç yıkamamak da doğru bir yaklaşım değil. Çünkü panellerin üzerinde oluşan kirler, özellikle noktasal kirler, kuşların bize bıraktığı hediyeler özellikle panelin o bölümünde çok ciddi sıkıntılara neden olabiliyor. Bir haftalık bir görünümden bahsedelim. Kirli panel, temiz panel, normal şartlarda her ikisi kirliyken ne kadar yüzdesi olarak birbirine üretim değerlerinin yakın olduğunu görüyoruz. Ve özellikle de 23 Haziran'da temizlediğimizde yeşil renkli olan bölüm ve yüzdesel değişimi de ne kadar fark ettiğini şu an ekrandan görüyorsunuz. Aynı şekilde Panasonic panelde de benzer şekilde temizlemeden önce birbirine ne kadar üretim anlamında yakın olduklarını görüyorsunuz. Ve 23 Haziran'da temizlediğimizde ise yüzdesel olarak üretim değerinin arttığını ekrandaki değerlerden çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her iki panelde de yaklaşık olarak %2 seviyesinde bir üretim artışı olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu çevre şartlarına göre değişkenlik gösteren de bir unsur. Her panelde %2 artış olacağı anlamına gelmiyor. Daha fazla da artış olabilir. Çünkü bulunduğunuz bölgede çok toz alıyorsa eğer paneller, bu değer daha fazla da artabilir. Belli aralıklarla, bu aralıkları santralinizin bulduğu yere göre sizin kendinizin karar vermesi gerekiyor aslında. Tabii bu kararı vermek için de üretim değerlerini sürekli analiz etmeniz gerekiyor. Onu söyleyebiliriz. Ve sonrasında belli periyotlarla bu temizliği yaparsanız panel sağlığı açısından da oldukça önemli olacaktır. Paneli tamamen kendi haline bırakmak doğru bir yaklaşım değil. Her gün yıkamak da bence doğru bir yaklaşım değil. Bunun altını çizerek tekrar belirtmekte fayda var. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.